Evet, bu hafta işlemiş olduğumuz konularla alakalı sorularımızı alalım inşallah. İlmimiz nispetinde cevap vermeye gayret edelim. Yüksek sesle. Her insanın isminden bir nasibi vardır denildi. Bu konuyu biraz açıklayabiliriz acaba. Eyvallah. Okurken de kısaca bahsettik, değindik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuklarınıza güzel isimler koyunuz diye hadis-i şerifinden de bahsettik. Burada her ismin bir ihtiva ettiği manası vardır. Ve çocuklarımıza koyduğumuz isimler mana olarak neyi ihtiva ediyorsa karakterlerinde o şekilde bir açılım, bir gelişme olur. Bundan dolayıdır ki konulan isimlerin güzel bir şekilde konulması gerekir. Bir yerde bir yazı okumuştum. Hazreti Ömer zamanında, şu an bu kelimeler aklımda değil Arapça olarak, bir şahsa soruyor, senin ismin nedir diyor. İşte Ateş, isminin Ateş olduğunu, babanın ismi ne? İşte yine ateşli bir şey, ateşli bir isim söylüyor. Nerede oturuyorsunuz Muhit'te? İşte Ateşli köyü. Aynen, bütün her şeyi ateş. En sonunda Hazreti Ömer adama dönüp diyor ki senin evin yanıyor. Tabii mesafe çok uzak yaşadığı şehir. Adam kalkıp gidiyor. Artık ne kadar zaman sonra köyüne, evine vardıysa hakikaten evi yanmış. Sonra geliyor, soruyor, sen benim evimin yandığını nereden bildin? Yani o kadar uzak mesafede. Adını Ateş. Babanın adı Ateşli bilmem ne. Köyün adı Ateşli bilmem ne. Bu durumda diyor evinin yanacağı aşikar yani. Buradan da anlaşılan o ki, yani isimlerin bizim üzerimizde, koyduğumuz çocuklarımızın üzerinde muhakkak bir tesiri mevcut. Tabii. Yine Allah dostlarından bir zatın bir hikaye edilir. Çocuğun bir tanesi annesinin üstüne sokakta taş atıyormuş. Ufak bir çocuk. Atma oğlum, atma oğlum, atan, atma oğlum, atma oğlum. Annesi bağırıp duruyormuş. Böyle bir hikayede okumuştum. İstanbul'da geçmiş zannediyorum bu mevzu. En nihayetinde o zat demiş ki niye bağırıyorsun çocuğuna? Atma oğlum, atan, atma oğlum diye bağırıyormuş. Çocuğun adını Atan koymuş. Atan tabii atacak demiş yani. Adını Atan koymuşsun, tabii taşlayacak seni. Yani buradan isimler mühim gerçekten. İsimlerin ihtiva ettiği manalar da çocukların karakterinde şekillenmesinde vesile olur. Onun için güzel, manidar isimler, güzel isimler koymamız lazım. Manaları çok önemlidir. Tabii ne mana ihtiva ediyor bunları iyi analiz etmek lazım, iyi düşünmek lazım, ona göre koymak lazım. Tabii şöyle bir hata da oluyor bazen, ona da yeri gelmişken değinelim. Arapça bir kelime olması itibariyle Kezban ismi mesela kullanılmış bir dönem. Kadınlara, kız çocuklarına koymuşlar. Hani yalancı kelimesi. Ya şimdi bunu da kullanılması doğru düşmez. Şimdi Arapça diye, Kur'an'da geçiyor diye yani her Kur'an'da geçen şeyi isim olarak da konulmaz. Kur'an'da şeytan da geçiyor. Aleyna bakarsın. Aleyna çok yanlış bir şeymiş. Yani işte bunlara da dikkat etmek lazım tabii. Kur'an'da geçiyor diye manasını bilmeden de koymamak lazım. Kezban dediğimiz acaba gibi yalancı. Kezban acaba hani Z'nin farklı bir algısı olabilir belki. Ben onu düşünüyorum. Koymaz öyle. Çok eski bir isim. Eski bir isim, evet. Şeyler koymaz böyle bir şey. Yani yeni olsa korkarım. Ama şimdi Arapça kelime diye konuluyorsa bir hata o zaman. Yani Z'yle söyle, yani Z'nin farklı söyleyişi. Türkçe'de başka bir anlam ihtiva ediyorsa bilemem onu. Evet. Onu bilmiyorum yani. Kökten Arapça'da Z'ler farklı. Tabii farklı yani. Tabii. Oradaki hangi aynen. Z? Orasını bilmiyorum artık. Ama genel... Eskiler koymaz onu. Onu bilirim. Ama yeni olsaydı size katılırdım orada, evet. Ama... Eskiden konulan bir isimdir eskiden zaten. Eskiden konulan bir isim. Başka bir anlamı var onun ama... Bakmak lazım. İncelemek lazım. İncelemek yalancı lazım. Bilmiyorum. Yalancı koymaz yani eskiden. Artık onu incelemek lazım. Bakmak lazım. Peki buna ilk bir şey. Burada mesela Davut Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'ın bu... isimlerin yazılış harfleriyle bir ayrık bağlı olmasıyla, evet. Yani peki o insan ismin insan üzerindeki tesirinde yani isimden ziyade harflerden mi? Şimdi bu da ayrı bir veçhesi olayın tabii. Yani ismin harfleri de önemli. Yani harflerin de bir taşıdığı mana vardır. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bakın 1. ciltte harfler ilmi kısmında bütün bu 28 harfin sırrını açıklıyor.
anlatıyor. Her bir harfin ihtiva ettiği derinlik, mana, mahreçten çıkış noktasıyla bağlantı kurarak bu hakikatleri ifade ediyor. Bu bağlamda harflerin de, yani isimde, kişinin ismi her neyse, isminde geçen harflerin de karakterine ya da yapısına bir tesiri söz konusudur. Tabii. O da mühimdir. O da ayrı bir veçhesi. Yani ismin manası ayrı. Çünkü İbn Arabi Hazretleri şöyle ifade eder. Bir harf mana olarak bir mana ihtiva eder. Fakat 2-3 harfle bir araya gelen bir kelimeden konuşuyorsak o zaman 2-3 harfle bir araya gelen kelime olarak kelimenin manası açığa çıkar der. Bu sefer kelime manası. Yani müstakilen o harfin manasının ötesinde oradaki kelimeden açığa çıkan mana önemlidir. Bu sefer mana, kelime manası olarak tesir eder, açığa çıkar der. Böyle bir farklılık da söz konusu yani. Tabi bunlar işte bu isimlerle alakalı bunun ilmi, Ebced hesaplarıyla bunların hesapları var. Bu ilim, bu da ayrı bir ilim yani. Ebced olarak hesaplanılıyor bunların, bu isimlerin karakteri var. Şey, harflerin karakteri var, yapısı var, mizacı var. Bu da ayrı bir ilim. O alanda ayrı bir ilim yani. Evet. Hevanın insana ilişmesi diye bir tabir kullanıldı. Heva nedir? Hevayı nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi nefse yönelik, nefsin istek ve arzularına yönelik düşünceler heva olarak geçiyor. Yine Tedbirat-ı İlahiye'de de bu konuyu açıyordu Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Yani hevanın istek ve arzuların doğrultusunda hareket ederse kişi Allah'ın rızasına muhalif işlere yönelmiş olur diyor. Heva bu bağlamda nefsi istek ve arzular, Allah'ın rızasına muhalif istek ve arzular kapsamında değerlendirilebilir heva. Evet. Orada da ayette de geçiyor dedi ya, hevaya uyma. Davud Aleyhisselam'ı Allah-u Teala uyarıyor, hevaya uyma. Yani başkalarının hevasıyla dedi ya, zaten Allah'ın koruması altında olması hasebiyle o kendi hevasına uymuyordu. Lakin başkaları tesir edip de hevasıyla sana gelenin tesirine uyma manasına geliyor. Hevaya uyma derken. Başkaları hevasıyla gelir sana ve hevasıyla sana tesir etmeye kalkar. Senden bir talepte bulunur, istekte bulunur. Orada hevaya uyma işte. Adil ol, adaletli ol, hükümde isabetli ol bağlamında Allah-u Teala'nın bir uyarısı. Allah'ın çizgisinden, yolundan sapma, çıkma. Ona göre karar kıl, hüküm ver anlamında. Tabii. Peygamber Efendimiz'e Cevami'ül Kelim özelliği verilmiştir. Kelimelerin toplamı. Öyle demek. Evet, Cevami'ül Kelim, kelimelerin toplamı verilmiştir. Bütün kelimelerin toplamı özelliği verilmiştir. Yani az bir söz ile çok içinde çok hikmet ihtiva eden sözleri vardır Resulullah Efendimiz. Kısa öz konuşur ama içi açtığın zaman derinliği şerh ettin mi nice nice hikmetler açılacak durumdadır yani. Tabii. Cevami'ül Kelim. Kelimelerin toplamı. Evet. Konunun başında sınanmak demek bela demek diye geçti. İnce düşünceden sakın diye bir ibare kullandı. Sonra da akılla alakalı devam etti. Eyvallah. İnce düşünceden sakın derken ne anlayacağız? Onu bir sorayım. Veya bunu akılla nasıl bağdaştırmak lazım ince düşünceyi? Şimdi ince düşünceden sakın derken şöyle anlamamız lazım. Ben şöyle anlıyorum. Bir mevzunun teferruatına girdiğinde boğulursun. Yani ehli değilsen teferruata girdiğinde orada boğulursun. Zaten şeytan da tuzağını teferruatta kurar. Bu manada ince düşünceden sakın. Yani inceliklerine girmeye kalkışırsan ehli olmadan orada hiç anlamadığın yerden şeytan seni tuzağa düşürür. Dolayısıyla ana yoldan ayrılma. Ara yollara, tali yollara girme diye bir uyarı yapıyor. Seni dosdoğru istikamete götürecek ana yol var. Ha, ara yollardan da ana yola giden yollar var ama o ara yollara girdiğin zaman haritayı bilmiyorsan kaybolur gidersin oralarda gibi anlamalıyız. İnce düşünceden sakın derken insanların birçoğu yani hükümlerde açık net hükümler dururken teferruattaki mevzularla uğraşıyorlar. Veya Allah'ın emirleri konusunda da öyle. Yani Allah-u Teala'nın farzları ortadayken, haramları ortadayken onlar
İşte mekruhun nebiyle uğraşmaya, işte tahrimen mekruh, tenzihen mekruh, o taraflara, oradaki hassasiyetlere giriyor, mendup, neyse, oralardaki teferruatlara giriyor. Onlarla birlikte orada işte şeytan tuzağa düşürüyor. Tabii ki onlar da bilinmesi gerekir, elbette ki. Ama sen şimdi daha net olarak kendini korumak için Allah'ın emrine yapışman lazım. Helal ortada, haram ortada. Bunları bir net olarak bir ayırman lazım. Ama teferruata girersen orada boğulursun. İşte ince düşünceden sakın derken, teferruata girdiğin an şeytanın tuzağına düşme ihtimalin çok kuvvetli. Sen ana yoldan ayrılma. Teferruata kim girer? Ehli girmesi lazım. Ha, bir de şu da önemli bir mevzu. Hikmet de, derinliği de teferruattadır. Kemalat da teferruattadır. Yani kamil olmayan akılla giriyor abi. Şimdi kamil olmak isteyen teferruatı da çok iyi bilmesi lazım. Kemalat teferruatla mümkün olur. Ama o ehli olduğu için o teferruata girer. Orada şeytanın tuzağına düşmez. Fakat ehli değilse insanın teferruata girmemesi lazım. Net hükümleri bilip, şimdi biz diyoruz ya 32 farz, 54 farz. Müslüman 32 farz, 54 farzı bilecek, uygulayacak. Ha, daha çok bu konuda ilim sahibi olmaya çalışıyorsan, alim olmaya çalışıyorsan, fıkıh ehli olmaya çalışıyorsan o zaman detaylara gir tabii ki. Şunu da ifade etmiştir Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri hatta. Demiştir ki, mesele Allah'ı bilmek. Çünkü hem bu dünya hayatında hem ahiret hayatında bize elzem bilgi Allah'ı bilme bilgisidir. Onun içindir ki dünya hayatında yaşarken Allah'ı bilmeyle alakalı bilgilere yoğunlaş, yönel. Hatta ibadetini yapmak için bilmen gereken fıkıh bilgilerinden de hangi mezhebi taklit ediyorsan sadece onu öğrenmen kafidir der İbn Arabi Hazretleri. Bütün mezheplerdeki uygulamaları öğrenmekle vakit kaybetme der. Çünkü mezheplerde ibadetinle alakalı bu fıkhi meseleleri öğrenmek senin bu dünya hayatında lazımdır. Ölümle birlikte abdestin hükmü kalkar, namazın hükmü kalkar. Hangi rekatta imama yetişirsen nasıl kılacaksın namazı, bunların bilme hükmü kalkar ölümle birlikte. Orucu ne bozar, abdesti ne bozar, bunların hükmünün hepsi kalkar ölümle birlikte. Çünkü ahirette bu bilgilerin yeri yok. Bu ahireti kazanmakta, ahiretteki dereceni artırmakta bu dünyada bilmen gereken bilgi. Tamam. İşte bu bağlamda İbn Arabi Hazretleri de diyor ki, fıkhi bilgilerden sana lazım olanını, ibadet ve amellerini yapacak olacağın bilgileri al. Teferruatta farklı farklı mezheplerde nasıl yapıyor acaba? Onlardaki uygulama ne? Abdestin hükmü ötekinde ne? Berikinde ne diye bu ilimlerle iştigal etme diyor. Uğraşma. Vakit kaybetme diyor. Allah'ı bilmeye yönelik ilme yönel. Çünkü ölümle birlikte sana lazım olacak bilgi Allah'ı bilmeye yönelik bilgi. Öteki bilgiler dünya hayatında geçerli. Hükmü bitiyor ölümle birlikte. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Hani burada tevhid etme gayreti olmalı mı insanlar? Hani bir şeyi tevhid edemiyorsan yani orada bir şeydesin yani. Bir konuyu kafan karıştığında tevhid edemiyorsan orada bir karışıklık var. Tevhid mi? Tevhid. Tevhid etmek, yani, birlemek. Birlemek yani. Evet. Yani bir şey olabilir mi? Bir kıstas olabilir mi? Tevhid etmek olaylara. Şimdi olabilir, evet, kıstas olarak kabul edebiliriz. Ancak tevhidin de mertebeleri var. Evet. İbn Arabi Hazretleri 36 tür tevhidden bahseder. Yani tevhid de sadece bildiğimiz bir tek manada Allah'ı birledim, tevhid ettim demekle gerçek manada tevhid değil tabii. Bunun 36 farklı türde tevhid olduğunu ifade ediyor fütühatta. Bunları tek tek ele alıyor. Ve bunları da delil olarak tevhidle alakalı 36 farklı ayeti gösteriyor. Dolayısıyla tevhidin de mertebeleri var yani. En kamili bütün bu mertebelerini bilmek tabii. Tabii yoksa Allah'ın birliğini bildim, inandım. Yok, bu da yani, bir tevhiddir ama mertebeli. Anlamıyla değil. Olaylardaki akışta tevhid edebilme şeyini aramak en azından. Tabii ama yani, ona da bilgi lazım. Yine ilim lazım. Tabii. Ona ya, da ilim lazım. Ya arayanlar buluyor zaten. Tabii. Yani, arayış şart. Ama işte bu arayışta da tevil etme. Bak ne dedi orada bir de? Şuna sapanlar teville sapmıştır dedi. Dikkat ettiniz mi? Sapanlar teville. İşte tevil ettiğinde isabet edemeyen sapar. Onun için mümkün olduğu kadar da tevilden de kaçınmak lazım. Evet, bu da büyük bir tehlike. Tevil de büyük bir tehlike. Orada da şey olabilir mi? Ben de kendim, ben de şey geliyor bana. Hani
nefis tevil ettirmek istiyorsa yani, ettirir tabii yani, nefis de akılda tevil ettirir. Evet. Aklın tevili de sakat, nefsin tevili de sakat. Büyüklerin tevillerini alırsak. Tabii sağlam kaynaklardan gitmemiz lazım. Yoksa şöyle düşündüm, tefekkür ettim, bana göre böyle olması lazım. Günümüzde neden geçmişteki en muteber alimleri itibarsızlaştırıyor? Adam kitap okumamış, bilgisi yok. Din konusunda bilgisi yok. Kur'an'ı bilmiyor. Bana göre burada böyle diyor Allah deyip çıkıyor mesela adam. Veya kadın, neyse. Öyle diyor. Yani kendine göre tevil ediyor. Kendi hevasına uyarak tevil ediyor. İşte buradan da şunu öğretmeleri lazımdı. Sen bir ilim sahibi olmadan bana göre diye bir kelimeyi kullanmak hakkına sahip değilsin. Değil ama. Öğretmek lazım. Ama şunu söylüyorlar o kişilere de. Ne diyorlar? Kimseye gerek yok ki. Aracıya gerek yok. Alacaksın eline Kur'an'ın mealini, okuyacaksın. Kur'an apaçık. Doktora da gitme, tıp kitaplarını al. Oku. İşte öyle diye diye bu milleti bu hale getirdiler. Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Hiç kimsenin izahatına ihtiyacınız yok. Alırsın eline bir Kur'an meali, okursun, her şeyi de anlarsın. Anlamayacak hiçbir şey yok dediler. İnsanları, toplumumuzu bu hale getirdiler. O insanlar da Kur'an hakkında hiç bilgisi olmadan, evet diyor, Kur'an bana yeter. Ne hadise gerek var. Ne alimlerin içtihadına gerek var, ne izahatına gerek var. Hiçbir şeye gerek yok. Açıyorum ben meali, okuyorum, her şeyi de anlıyorum. Tabii kendine göre anlıyor. Tevil ediyor işte. Bir de bize anlattı. Ondan sonra kalkıyor diyor işte tesettür nerede ya? Kur'an'da tesettür yok diyor adam, inkar ediyor. Yok öyle bir şey diyor ya. Yok öyle bir şey. Siz nereden uyduruyorsunuz diyor. Öyle bir şey yok diyor yani. Ben okudum, yok diyor. İşte burada temel espriyi şeye götürmek lazım. Sen kardeşim ilim sahibiniz. Değilse konuşup da yeter. Evet. Bunu söylemek lazım. Biz de geçen de konuştuk. Bulsgide de böyle bana göre sen kimsin dedim. Evet. Ben. İlim tabii. İlim yani sahibiysen ancak o zaman konuşur. Göre hani. Bir icazetin mi var bir yerden? Bir ona göre dedim mi o iş olmuyor işte. Olmuyor. Bunu bizim toplumumuzda ilme saygı yok bir kere yok. Zaten. Bunu bir kere temel olarak. Herkes alim. Herkes alim. Cahil. Bana göre işte, gitti. Cahil cesaretli olur. Ya. Hakikaten cahil olduğu için de cesaretli yani. Evet. Ben bu konuda biliyorum diyor ya. Konuşuyor ya. Cahil cesareti. Tabii cahil cesareti. Aynen öyle. Evet. Bazı kulların günaha verilen cezadan gizlenmesi diye bir cümle geçti. Burada zikredilen günah ve cezayı nasıl anlamak gerekir? İki tür kullarından bahsetti Allah-u Teala'nın. Bir kuluna dedi, günahtan gizler dedi. Evet, Allah o kullarını günahtan gizler. Yani günaha düşmez. Günah ona ulaşamaz. Günah fiili ona ulaşamaz. O günah fiile düşmez. Bu günahtan gizlemiş olduğu kullarıdır. Bazı kullarını da günaha verilen cezadan gizler. Yani evet, yaratılışın hikmeti gereği, görevi gereği, günah addedilen fiiller üzerinden sadır olmuş olabilir. Lakin Allah-u Teala o günah addedilen fiil sadır olsa dahi ona günahına ceza ile karşılık vermez, cezadan gizler dedi. Bunu İbn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta çok yerde zikrediyor, dile getiriyor. Bu sırlı bir, yani hakikaten ince bir yer, sırlı bir yer. Allah'ın böyle kulları da vardır. Baş. Şeye göre yok. Yani, değil mi? Yani zahire göre böyle bir şey, Diyanet'ten böyle bir fetva alabilir miyiz? Yok. Alamayız. Vermez. Alamayız diyor yani. Bilmem ben diye. Yani İbn Arabi Hazretleri bunu bu şekilde ifade ediyor. Allah'ın bazı günah diye addedilen fiili işleyen kulları vardır. Lakin Allah o günaha belirttiği cezadan gizler o kulunu. Yani affeder. Ceza vermez. Devamında da mertebeleri farklıdır. Yani. Tabii. Bunlar mertebeleri farklı. Çeşit çeşit. Derece derece. Orada böyle ben bir psikolojik şey yapıyorum. Kendim analiz yapıyorum. Orada bir üzüntü var orada. Bir pişmanlık var. O bir geçmiş bir şey yapmışsa. Günah etmiş hani diyelim. O kadar bazı pişmanlıklar diyor ki insanı evliya yapar diyor. Bazı pişmanlık. Şimdi burada şöyle bir incelik var. Fütuhat'ın değişik yerlerinde bu konuyu değiniyor. Belki de 3-5 yerde. Hatta şöyle de geçiyor. Allah-u Teala'nın böyle bu sınıf kullarına bir hitabı var. Dilediğini yap, seni bağışladım. Bunu açarken, evet, bunu açarken de İbn Arabi Hazretleri şöyle açıyor. Ve mevzuyu şöyle anlamamız lazım. Yani farklı farklı ciltlerde bu konuyla alakalı izahatlarını topladığımızda şöyle bir sonuç çıkıyor. Allah-u Teala'nın böyle kulları
Allah'ın iradesine göre hareket eden kullardır. Ve Allah'ın iradesine göre hareket ettiği için fiil, Allah'ın iradesiyle kendisi hakkında takdir ettiği fiil açığa çıkmazdan önce Allah'ın kendisi hakkındaki iradesinin bu olduğunu görür. Ve bunu bilerek yerine getirir. Bundan dolayı o günahla cezalandırılmaz. Çünkü Allah'ın iradesini gördü. Bu bağlamda konuyu daha iyi anlamamız adına yine İbn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta zikreder. Şeytan ile Allah'ın konuşmasında Allah şeytana sorar. Der ki iblise, sana secde et diye emrettiğimde direndin secde et emrime. Ne zaman direndin? Secde et diye emrettiğimde mi direndin? Secde etmeyerek benim irademin olduğunu anladıktan sonra mı direndin? Şeytan da der ki, senin secde et diye emri verdikten sonra ben senin emrine direndim. Direndikten sonra anladım ki sen benim hakkımda bunu irade etmişsin. Allah-u Teala da der ki diyor, işte bunun için seni cezalandıracağım. Yani işi fiili yaptıktan sonra iradesinin o olduğunu anlamak kurtarmıyor. Fiili yapmazdan evvel Allah'ın iradesinin orada o olduğunu anlayan günahtan beri kurtuluyor. Bile bile lades diyorlar yani. Artık neden? Bu inceliği anlayalım. Yani Allah'ın öyle kulları vardır ki işte o fiil açığa çıkmazdan önce kendisi hakkında Allah'ın onu irade ettiğini görür. O zaman o oradaki mesuliyet ondan kalkar. Acaba şöyle bir incelik burada çok de var incelik mı orada? Bunu gene Allah'a atfetmez belki. Gene ben bunu yaptım. Nefsine atfetme eder. Ayrı eder mevzu. Ben. Tabii o edepten gereği. Edep gereği. O ölçüyü kaybetmez değil mi? Tabii. Tabii ölçüyü kaybetmez. Tabii ki gene nefsine ben hata ettim der. Allah bana böyle Allah bana yaptırdı demez. Demez. Tabii o incelik var. Yine aynı şekilde iblis ne dedi? Allah'a beni sen azdırdın dedi. Sözü hakikat ama edepsizlik etti. Adem olamaz. Tabii Adem aleyhisselam ne dedi? Ben nefsime uydum, azanlardan oldum dedi. Kendine atfetti yani hatayı. Ya Rabbi bana sen yaptırdın demedi yani. Buradaki incelik çok önemli işte. İlahi huzurdaki edep. Bunu hiç kaybetmemek lazım. Tabii bu edebi hiç kaybetmemek lazım. Her halükarda kişi yaptığı hatanın sorumluluğunu kendi nefsinde görmesi lazım. Evet, hakikatte Allah'ın iradesinin cereyan ettiğini görse bile, bu ilme vakıf dahi olsa, ben işledim, ben yaptım deyip tövbe ya Rab demesi lazım yani. Bu inceliği unutmayalım. Evet. Metin var burada biraz. Çünkü biliyoruz ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli kalmaz. Yani her şey onun tarafından bilinir. Bunlar doğadaki sırlardır ve onların suretlerini ruhları, onların suretleri ruhların arzıdır. Gökteki her şey de Allah tarafından bilinir. Gökte bulunanlar doğa ile âma mertebesi arasındaki ruhlarda bulunan her şeydir. Bunlar ışıklarıyla yeryüzünü aydınlatan sebeplerdir. Burada geçen gökte bulunanlar doğa ile âma mertebesi arasındaki ruhlarda bulunan her şeydir cümlesinden ruhlara bir mekan tahsis edildiği anlaşılabilir mi? Doğa ile âma arasında bulunan ruhlardan her şeydir. Gökte bulunanlar doğa ile âma mertebesi arasındaki ruhlarda bulunan her şeydir. Evet, buradaki ruhlar derken şimdi geniş bir ifade var burada. Sadece burada insan ruhu algılamayalım. Bunun içerisinde melekleri de kastetmiş olur. Cinleri de kastetmiş olur. Çünkü doğa ile âma arasında, Fütuhat'ın 1. 2. cildinde anlattığı âmayı, âmanın ne olduğunu. Âma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde geçtiği gibi altında ve üstünde hava bulunmayan bulut manası verilmekte. Bu ilk oluşta yani, ilk zuhur ediş, açığa çıkışta, âmadan açığa çıkış ve doğa alemdeki doğadan açığa çıkışı kastetti. Bunların arasında, doğa ile âma arasında bulunan ruhlar derken, o zaman bütün ruhları kastettiği anlaşılır. Böyle bir mana yüklüyorum ben burada. Sadece insan ruhları değil, melekler ve cinler, bütün ruh sahibi tüm varlıklar kastediliyor. Ha, bu manada kendilerine göre de bunların mekanları var tabii ki. Var. İnsan ruhlarının mekanı ayrıdır. Cin ruhlarının mekanı ayrıdır. Yine bu metinle alakalı bir soru daha var.
bunlar ışıklarıyla yeryüzünü aydınlatan sebeplerdir de geçmişti. Şey sormuşlar, cümlesinde bunların yıldızlar olduğu anlaşılabilir. Onlar da bir ruhtur. Elbette ki yani ruh, yıldızların da bir ruhaniyeti var. Nihayetinde o yıldızların hakikati de melek. 12 burç diyoruz. Bu 12 burç aslında 12 büyük melektir bunlar hakikatleri. Zahirde görünüşte bir yıldız olarak gözükmekle birlikte onların ruhaniyeti, onlar da ruh. Yani ruh denildiği zaman gezegenlerin de ruhu var. Dünyanın da var kendine münhasır bir ruhu. Bütün yıldızların, gezegenlerin de bu manada ruhları var. Bir maneviyatları var yani. Dolayısıyla bunların hepsi bir ruh sahibidir. Diğer bakış açısına baktığımızda, insan, cin ve meleğin dışında baktığımızda aslında bütün bu gezegenler, 12 burç dediğimiz zaman bunların kökeni de gene meleğe geliyor. Yani melek olarak bunların da bir ruhaniyeti var. Onların ışıklarıyla yeryüzünü aydınlatırlar derken işte burçlardan gelen tesirler kastedilmiş olur. Yeryüzüne, aleme yayılan tesirler. 12 burçtan bir tesir gelmekte, o tesire göre de bir oluş olmakta kainatta. Bu da ışıklarıyla yeryüzünü aydınlatırlar derken o tesirler de Allah-u Alem kastedilmiş oluyor. Peki burada geçen ve izah ettiğimiz hani diğer tüm her şeyi ruhundan bahsettik ya. Peki bu Cenab-ı Allah insana ben ruhumdan üfledim dediği o ruh dediğimiz şeyle diğer şeylerin ruhu arasında bir fark var mı? Var. Tabii insan ruhu ruhların içerisinde en kamili. Çünkü ben yine Fütühat'ta da belirttiği gibi, hadis-i şerifte de geçtiği gibi Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Buradan ne anlıyoruz biz? Allah-u Teala isimlerindeki bütün isimlerinin özelliklerini Adem'e verdi. Yaratılmış olan, kainatta yaratılmış olan mahlukatın içerisinde en kamil Allah'ın isimlerinin mazharı olan Adem'dir. Yani insandır, insanoğludur. Dolayısıyla ben ruhumdan üfürdüm dediğinde yine ayette geçtiği üzere iki elimle yarattığım der. Yani iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan neydi? İblise soruyor ya, yoksa yücelerden mi oldun? Burada iki elimle yarattığım derken Allah-u Teala'nın Fütühat'ta İbn Arabi Hazretleri zikreder. Allah elimle yarattığım diye zikrettiği varlıklar var. İki elimle yarattığım diye zikrettiği insandır. Yani işte en kamil yarattığı. Cemal ve Celal. Tabii Celal ve Cemal. Dolayısıyla insanın ruhu konuşulduğu zaman, kastedildiği zaman bütün Allah'ın isimlerinin özelliklerini en kamil zuhura getiren mazhar olmuş oluyor, alan olmuş oluyor. Yoksa meleklerin de ruhu var. Lakin melekler yaratılış gayelerine hizmet etmekte. Cinlerin de ruhu var ama bu kemalat cinlerde yok. Bu kemalat melekte de yok. Melek ne için yaratıldıysa o görevini ifa etmekte. Ama insan derken insanı kamili kastediyoruz. Alemde Allah'ı bilen, tanıyan en mükemmel varlıktır. Onun için insana ruhumdan üfürdüm dediğinde o üfürmedeki özellikler insana en kamil şekilde geçmiştir. Yoksa diğerlerinin ruhlarına da bir üfürme söz konusudur. Melek ya da cin. Ama orada insandaki kemalat yok. Evet. İnsandaki kemalat onlarda yok. Evet. Bütün insanlar Hazreti Adem'in çocuklarıdır. Gelmiş geçmiş bütün insanlar Hazreti Muhammed'in ümmetidir. Evet. Diye bir ibare geçti abi orada. Tamam. Sormak istediğim soru burada abi. Hristiyanlar ve Yahudiler Peygamber Efendimiz'in ümmeti oluyor. Doğru, genel manada. Evet. Peki bu ümmeti Muhammed'e dua ederken veya işte Peygamber Efendimiz ümmeti dediği zaman da dua ederken de onlar da bunlardan nasipleniyor mu abi? Şimdi eyvallah, güzel bir soru. Ümmeti Muhammed'e dua ederken biz genelde tabii duayı ederken insanın kasti, niyeti de önemli. Neyi kastediyor? Ümmeti Muhammed deyince kişi şunu düşünüyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelişiyle birlikte ona, onun getirdiği İslam'a tabi olarak Müslüman olan kişiyi anlıyorsa kişi, Ümmeti Muhammed'e dua ettiğinde o bağlamda gider duası. İbn Arabi Hazretleri bakın buradaki ümmet kavramını iki şekilde anlamamızı sağlıyor. Bir genel ümmet kavramı, bir özel ümmet kavramı. Genel ümmet kavramı Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetidir dedi. Bu genel ümmet kavramı.
Özel ümmet kavramı ise Resulullah Efendimizin dünya hayatına teşrifiyle, Resullüğünü izhar etmesiyle birlikte bu teklife uyup İslam'a giren, kıyamete kadar gelecek olan insanlar, Resulullah Efendimizin izinden gidenler. Bu da özel ümmet. Elhamdülillah biz şimdi ne diyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti izliyoruz. Evet, özel manada biz onun ümmetiyiz. Çünkü dini İslam'ı kabul etmiş, onun yolunda gitme gayretinde oluyoruz, değil mi? Biz özel ümmeti statüsündeyiz. Bütün Adem aleyhisselam ve onun dışındaki tüm peygamberler de Resulullah Efendimizin sancağı altına toplanacak. Bu manada genel ümmet oldukları için. Asıl sancak sahibi Resulullah Efendimiz. Ama bunun yanında müstakilen her peygamberin kendi sancağının altında topladığı ümmeti de olacak. Şimdi biz geçmiş dönemdeki Hristiyan ve Yahudilere, yani kendilerine gelen Resullere tabi olmuş, inanmış, Allah'ın emri cihetiyle amellerini işlemiş, Allah'ın rızası istikametinde yaşamış Hristiyan ve Yahudileri kastediyorum. Resulullah Efendimiz gelmeden öncekiler. Onları düşünecek olursak, onlar da İslam dini üzere olan, kendi peygamberlerine inanmış, onun izinden giden Müslümanlardır. İslam üzere olandır yani. Çünkü din, Allah katında din İslam'dır. Dolayısıyla Hazreti Adem'den ta ki en son peygambere kadar gelen bütün peygamberler İslam'ı anlattı. Fakat biz insanlar bunları işte falanca peygamber gelmiş, Nasrani demiş Hazreti İsa'nın göreni tabi olanlarına. Ötekilerine Yahudi denilmiş Hazreti Musa'ya tabi olanlara. Ama Hazreti Musa da, Hazreti İsa da ve diğer bütün peygamberler de hep İslam'ı anlattı. Sadece şeriatları farklıydı. Bu da hikmete binaen. Allah-u Teala ona farklı şeriat verdi, ötekine farklı şeriat verdi. En nihayetinde Resulullah Efendimizin gelişiyle birlikte şeriat en son şeklini aldı. Resulullah Efendimizin getirdiği şeriat artık hükmünü icra eder. Bu şeriata tabi olmak gerekir. Dini İslam'a giren, Resulullah Efendimiz'e iman etmiş kişi bu şeriata göre amel etmesi gerekir. Geçmişte Hristiyan ve Yahudiler de kendi peygamberlerine ittiba edip bağlanıp yaşayan ümmetler de bu bağlamda ümmeti Muhammed'in içindedir, dairesindedir. Genel ümmeti Muhammed. Evet, genel ümmeti Muhammed dairesi içerisindedir. Çünkü onlar da eğer peygamberlerine tam ittiba ile emirlerini yerine getirdiyse Allah-u Teala'nın, onlar da cennet ehli. Öyle ya, değil mi? Bu konularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hani cennete girecek kişilerle alakalı farklı farklı hadis-i şerifleri de mevcut. Yani tam olarak şu an hatırlayamıyorum. Yani ifadem yanlış olmasın. İşte şu kadar 120 kişinin 80'i Resulullah Efendimiz'e tabi olan, yani onun peygamberliğinden sonra gelen, ona tabi olan Müslümanlar olması lazım. Bir hadis-i şerifte öyle geçiyor. 120, her 120 kişiden cennete girecek ahirette. 120 kişinin 80'i Resulullah Efendimiz'e tabi olan. 40'ı geçmiş peygamberlerin ümmetleri. 40'ı. Evet. Bir de şey söylerler. Yani ümmeti icabet, ümmeti davet. Evet. Şimdi onlar ümmeti davette diyorlar yani. Bekliyorlar yani. Onun için onlar da o ümmete dahil. Onda da belki bizim de suçumuz var. Hani onlara anlatamıyoruz, temsil edemiyoruz. Yani birisi dedi ki sen anladın mı? Sen anlatın, Allah'a inanmıyor adam dedi. Sen temsil edemiyorsun ki. Yani, evet. Yani o anlamda ümmeti icabet, yani bekliyor, davet pardon. Biz icabet. Evet. Yani diyelim mesela. Tabii. Bir de onlar davette bekliyorlar. Yani, davet edilmeyi bekliyor. Davet edilmeyi bekliyor. O anlamda da bir şey var yani böyle bir. Tabii o da farklı bir bakış açısı. Yani davet etme tabii mevzusu. Hazreti Mevlana diyor ki ümmetim demesi parçalarım, buçuklarım demesiydi diyor. Onu diyor. Evet. Yani kendinden olmuş hani Nur-u Muhammed'i. Evet, onun parçaları olmuş oldu. Parçalarım demen kadar normal bir şey olur mu diyor. Evet, yani, tabii. Parçalarımı istiyorum hani. O da bir güzel şey. O da bir bakış açısı. Bir hikmet tabii. Ya, oradan tabii da ümitlensin yani insan. İnşallah. Tabii Allah. Tabii şimdi Allahu Teala bir vaadi var. Bir de vaidi var. Yani bir tehdidi var. Bir de
güzellikler, nimetler sunacağını zikrediyor. Şöyle şöyle kullarıma, şöyle şöyle nimetler vereceğim diyor. Evet. Allah vaadinden dönmez. Evet. Yani böyle nimet sunacağım dediği şeylerden asla ve kata dönmez. Evet. Bir de vaidi var ya, tehdit. Tehdit Allah'a kalmış, dilerse döner. Mutlak manada o tehditini de mutlak yapacak değil yani. Dilerse yapmaz. Ama tehdit eder. Eyvallah. Ama yapmayabilir de. Terbiye, belki terbiye şekli bu. Bir insan ondan terbiye oluyor. Yani kim insan us ile uslanmayan etmeli tehdit. Evet. Tehdit ile uslanmayanın hakkı kötektir. Evet. Yani. Tabii bazı insanda öyle. Biraz yani, cebirle zorlama. Yani bak cebirle. Böyle yapmazsan sana kötü son bekliyor seni deyip korkutarak. Bak aman cezalandırılacağım, aman yapmayayım der. Tabii evet. Çeşit çeşit insan var. Mizaçlar çeşit çeşit. Evet. Evet. Kur'an ve Furkan'ın cem edildiğini bahsetti bir kısmında. Evet, bu zikri çeken evet Kur'an ve Furkan'ın cem eder dedi. Bununla ilgili olarak Kur'an ve Furkan aynı anlama gelmiyor mu? İkisi beraber değil. Oradaki... Şimdi burada kelime manası olarak Kur'an toplayan demektir. Toplayan. Evet. Cem eden demektir. Furkan ayıran demektir. Furkan. Kur'an'ın içerisinde Kur'an da var, Furkan da var. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Mushaf olarak bakmıyoruz olaya. Mushaf değil. Kur'an toplayan, cem eden, Furkan ise ayıran. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayıran. Şimdi bu zikri vasıl olan, bunu hakkıyla yerine getiren bu ikisini cem eder dedi. Yani mertebesine göre kullanmayı, nerede cem edeceğini bilir, nerede ayırması, tafsilata göre ayırması gerektiğini bilir. Mertebeyi bilir yani. Mertebeye göre de muamele eder. Bunu kastetti yani. Kur'an'ı ve Furkan'ı cem eder dedi. Her ikisinin de sahip olmuş olur ki nerede hangisini kullanacak? Yeri geldiğinde Kur'an'ı kullanır, cem eder. Yeri geldiğinde Furkan'ı kullanır, ayırır. Birbirinden ayırır. Ne diyoruz? Bütün yaratılmışları Allah-u Teala Hak ismiyle nurundan yarattı. Şimdi bütün diyoruz değil mi? Alemde var olan her şeyi. Şimdi bütün her şeyin hakikati Hak diyoruz. Ama bütün her şeyin hakikati Hak olmakla birlikte işte Furkan boyutundan baktığımızda şeytanı ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Şeytanın yolunda gidilmemesi gerektiğini Allah-u Teala'nın emrinden hareketle onun bizim düşmanımız olduğunu anlıyoruz. Eğer burada Furkan'ı bilmezsek, Kur'an gözüyle bakarsak yani cem etme gözüyle bakarsak şeytana da kardeşim der sarılırsın. O zaman da mahvolur gidersin ondan sonra. Böyle zümre de var ama. Böyle zümre de var. Yani Kur'an ve Furkan'ı iyi anlamamış, cem etmeyi becerememiş, meseleye hep Kur'an cihetiyle bakıp, sadece cem etmek gözüyle bakıp, şeytanı da kardeş edinen, kardeş gibi gören var. Veya düşmanı, müşriği, kafiri, aman onlara da kızmayın, etmeyin diyen var mesela. Bu önemli. Çünkü şeriat, bakın şeriatın hükmü Furkan'ı ortaya koyuyor. Furkan'ı en belirgin, Furkan'ı yani ayırmayı ortaya koyan şeriattır. Çünkü şeriat diyor ki Allah-u Teala ne diyor? Benim düşmanımı dost edinme diyor. İşte ayırdım. Benim düşmanımla cihad et diyor. Bak hemen ayırdım. Bunları iyi anlamamız lazım. Tabii Furkan, tabii emri giriyor devreye. Şeriat giriyor. Bunları iyi ayırmak lazım. Bu mertebeyi anlayan da işte Kur'an ve Furkan'ı iyi anlamış, mertebesine göre hareket eden kişidir. Bunları cem etmekten kastı bu. Evet. Şöyle bardağı bir denize sığdırmak, atmak gibi bir şey olmasın bu? Yani şimdi Kur'an bir büyük bir deniz, evet. Furkan ayırıyor böyle. Tabii. Yani diyor ki yani işte burada bir şeyi ayıracak, bardakta denizi almaya çalışmak. Deniz buraya sığmaz. Evet. O ehline şey yapmak lazım. İşte mertebe diyoruz ya, mertebeler çok mühim. Hangi mertebede Furkan'ı uygulayacaksın? Hangi mertebede Kur'an gözüyle bakacaksın, cem etme gözüyle bakacaksın? Bu çok mühim. Birbirinden ayrı değiller ama değiller. Onun yerlerinde yani yerli yerince... Hakikat tektir, yani. Değişmez, başkalaşmaz. Hükümler farklılaşır. Aynen. Hükümler farklılaşır derken işte burası Furkan. Evet. Hakikat tektir derken burası Kur'an. Burayı iyi anlayalım. Sabit görmüş olalım. Tabii. Hakikat tektir, değişmez, başkalaşmaz. Hepimizin hakikati Hak. Bu Kur'an bakışı. Ama hükümler farklılaşır dediğimizde işte... İyiye iyi muamele, kötüye yani kötü muamele. Talebeyle çalışan talebeyi aynı tut. Yani olmaz. Yani ayette olmuş. Buyurmuş ya Allah-u Teala. Bilenle bilmeyen bir olur mu? İşte burada ayıracaksın. İşte burası da Furkan. Ayıracaksın yani. Hepsi Allah'ın kulu. Hadi hepsini geçirelim. Evet, olmaz. Tahiyyatta ne diyor? Selam salih kulların üzerine olsun. Hallaççı Mansur Hazretleri. Ya böyle niye dua etmiş Resulullah Efendimiz? Selam bütün kulların üzerine olsun deseydi, hepsi kurtulsaydı ya diye düşündüğünden dolayı cezayı yemiş.
asıl Hallaç-ı Mansur Hazretlerinin ceza işte kesilmesi cezasının kesilmesinin manevi sebebi bu. Manevi sebep. Selam salih kulların üzerine olsun. Niye öyle demiş? Sadece salihleri ayırmış. Bütün kulların üzerine olsun deseydi de bütün insanlık kurtulsaydı ya, düşüncesinden dolayı cezayı yemiş. Onun için diyor 300 sene Resulullah Efendimizle görüşememiş. İbn Arabi Hazretleri Risaleler kitabında zannediyorum. Orada yazıyor. 300 sene görüşemeyen Hallaç-ı Mansur'un affetmesi için zamanın ehlullahı birlikte gidip Resulullah Efendimize niyazda bulunduk diyor. Ya Resulullah affet. 300 sene sonra diyor Resulullah Efendimiz onu affetti. Cezası kalktı. Oradaki şeyi de söylüyorlar mı yani? Oradaki cevabı peygamberin ona cevabı olduğunu. Neden böyle açıklama öyle bir şey bir açıklama. Nasıl anlayamadım? Mesela peygamber diyor ki ya Mansur bunu diyor sen benim kendimden konuşmadığımı bilmiyor musun diyor. Hani ben heva ve hevesimden mi konuşuyorum? Hallaç-ı Mansur mu diyor? Yok peygamber efendisi. Sen bunu şeyin baltayı taşa vurdun gibi yani. Evet. Yani tabii. Herhalde yani. Şimdi orayı açmamış, oraya girmiyor da. Tabii ki Resulullah Efendimiz Allah'ın bildirmesiyle yani, söylüyor bunu. Tabii ki. Sen burada diye şimdi bunu söylediğin zaman ne oldu diyor? İşte cezaya müstahak oldun. Şimdi işte Hallaç-ı Mansur olursan, o makamda olursan böyle cezayı adama yapıştırırlar. Bilgisiz birisi olsa böyle düşünse bir şey olmaz. Bu derece ceza almaz. Çocuklar nasıl bir yanlış bir şey söylüyor hoşumuza bile gidiyor. Yani kelimeleri yanlış tabii söylüyor. Ama bilen birisi söyledi mi ne oluyor? Müeyyide uygulanıyor. Müeyyide büyük. Büyük, evet. Peki efendim şimdi bir önceki sorularda günah işleme sebebiyle o Allah dostları affedilirken bu gibi şeylerde o zaman af olmuyor. İşte Allah kime ne dilerse öyle muamele ediyor. Şimdi Allah dostlarından affettiği kulları da var. Hikmete binaen böyle cezalandırdığı kulları da var. Bir de ameli bir durumda değil. Yani belki sözlü olarak... Şu da var. Şimdi bunlar çok teferruatlı konu. Şatahat sarhoşken söylenirse mazur görülür. Ayıkken söylenirse cezaya maruz kalır. Soruda bile şeyde dünyaya ne oğlum sarhoş musun? Babam demişti bir kere abime. Sarhoş musun? Türk Ceza Kanunu'nda bile indirim var değil mi? Aklı yerinde değil, sarhoştu diyor işlediği suçta ceza indirimi. Daha önceki sohbetlerde bu günah işlediğini bile işlediği anda aklına geliyor. Bu günah olduğunu bilerekten iradesi mi devreye girmiş oluyor burada? Hatta sonrasında da devam ediyor. Ama işte burası çok ince bir nokta. İşte o kul orada o iradeyi net görüyor mu? Yani görüyor mu derken mesela günah olduğunu biliyor kendisi. Bilmek ayrı bir şey. Halde işliyor ama. O ayrı bir şey. Orası kurtarmaz. İbaresinde de devamında bir sevap yazıyoruz diyor. O ayrı, günah olduğunu bilmek bir sevap kazandırır. Mümine, mümin öyle diyor İbn Arabi Hazretleri. İradesine girmiyor mu yani? Hayır, girmiyor. Günah olduğunu bile bile günahı işlemek, günah olduğunu bilip inkar etmemesinden dolayı bir sevap kazanıyor. Yoksa günahı işleyip sevap kazanmıyor. Günahtan gene ceza alıyor. Şey günah kazanıyor da günah olduğunu biliyor. Şeriatın onun günah diye nitelediğini bildiğinden bir sevap kazanıyor. Bundan dolayı da enteresan bir izahatı var İbn Arabi Hazretleri'nin. Dolayısıyla diyor ki mümin hiçbir surette sırf günah işlemez. Yani içinde sevabı olmayan bir günah işlemez. Neden? Çünkü işlediği günahın günah olduğunu biliyor ya. İşte o bilgi biliyor, inkar etmiyor. Allah bu fiili işlemeyi günah saymış. İnkar etmediği için bir sevap kazanıyor orada. Dolayısıyla bir sevap 90 tane günah kazandı mesela. 99 tane günah kazandı o günah. Ama bir sevap var. Çünkü onun günah olduğunu kabul ediyor. Allah'ın bunu günah diye nitelediğini biliyor. Eğer dese ki yok canım bu günah mı olur ya bu günah sayılmaz dese o zaman mümin değil işte o zaman kafir. O zaman sırf günah olur işte. Çünkü günah olduğunu kabul etmemek bu. İnkar etmek demek oluyor. O ayrı bir konu. Burada Allah'ın iradesi olduğunu bilerek ona mecburen yani iradesinin hükmü cereyan edeceği için girmek olayı çok farklı. Bu konuyu anlamamız için bir örnek olarak şunu verebilirim. Hızır Aleyhisselam'ın çocuğa tokatı vurup öldürmesi. O zaman önceden bilmesi lazım. İşte bilerek tabii önceden bilmesi lazım. Zaten önceden bilirse kurtarıyor onu. Önceden bilmiyorsa kurtarmaz. O günahtan mesul olur. İradesini fiili işlemeden önce Allah'ın o konudaki iradesinin o olduğunu bilmek. Bu çok hassas bir konu. Hızır Aleyhisselam Allah'ın iradesinin o çocuğun ölmesi olduğunu biliyordu. Kendisini o çocuğu öldürmek üzere de görevlendirdiğini biliyordu. Vurdu tokatı öldürdü. Onunki günah değil.
Bunu iyi anlayalım. Evet. İkinci konuya geçiyorum. Bilgi ise birleşiklikten idrak ettiğin bilgiyken marifet tekiller hakkında elde ettiğin bilgidir. Marifet teferruata giriyor. Bilgi toplam haldeki elde ettiğin bilgi diyor. Marifet tekiller hakkındaki bilgindir diyor. Yani teferruata dair bilgiye sahip olduğun zaman marifet ehli olursun. Az önceki konuşmamızda dedik ya, teferruata dalarsan kemal teferruattadır ama şeytanın tuzakları da teferruattadır. Yani ehliysen şeytanın tuzağına düşmezsin, teferruatta da o marifete sahip olursun, marifeti elde edersin. Ama ehli değilsen teferruata ayağın kayar, şeytanın tuzağına düşersen yuvarlanır gidersin. Tamam. Biz de zaten baştan ehli olmayan onu haramdır zaten. Tabii. Bunu zaten öğretiyorlar. Tabii. Bir şey ehil değilsen, değilsen o alana girmeyeceksin. Girmeyeceksin. Tabii. Ehli değilsen girmeyeceksin. Evet. Devam et. Arzu divanında hazır bulunan her şey malındır. Burada zikredilen arzu ile ilk konuda geçen heva arasında ne fark vardır? Nereden buluyorsun? Zeyd mi sordu bunları? Zeyd sordu. Zeyd. Şimdi arzu, şimdi arzu gücü İbn Arabi Hazretleri bayağı bir önceki ciltte miydi? Arzuyu bayağı bir ele almıştı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Detayıyla ben de hatırlamıyorum. arzuyu anlatmıştı, ifade etmişti. Şimdi heva her ne kadar arzuyla eş anlamlı gibi gözükse de burada arzu, insanın arzusu Allah'ın rızasına uygun düşen arzular da var. Tabii. Hevada o yok. Ama hevada yok. Hevada nefsin istekleri doğrultusundaki arzular kastediliyor. Hevana uyma diyor mesela bak. Hevana uyma diye ikazı bundan dolayı geliyor. Yani hevanın bütünü tehlikeyken arzunun Allah'ın rızası istikametinde olanları doğru kabul edilir. Ama Allah'ın rızasına muhalif olan arzular varsa onlar elenir, ayrı tutulur. Burada arzuyu o zaman iki çeşit ele almamız lazım. Çünkü insandaki arzu Allah'ın rızası istikametinde de olur. İyi olma arzusu vardır tabii. İnsanda mesela. Tabii. İyi olma hevası yoktur mesela. Tabii iyi olma, işte arzusu, hakikate erme, evet. İlim sahibi olma arzusu bunlar evet. Mesela arzu gücü olarak ele alınır. Yani. Tabii. Ama heva dediğimiz zaman tamamen nefsin istek ve arzuları doğrultusunda olan arzu kastediliyor. Nefsin arzuları heva. Ruhtan biraz bulaşırsın. Evet, ruhtan kaynaklı arzu ya da arzu diyebiliriz kısaca. Ama arzuyla alakalı herhalde önceki ciltteydi. Bakılırsa, bulunursa o sohbet detaylıca orada izah ediyordu arzuyu. Evet. Evet. Allah'ın zahit davranıp yüz çevirmeyi emrettiği işte senden talebinin onda onu bilmek olduğunu bilmelisin. Burada geçen yüz çevrilen şeyde Allah'ın bilinmesi ne şekilde olur? Burada yüz çevirdiğinden kasıt zahit davranıp yüz çevirdiğin şeyden, yani gene yüz çevirdiğin zaman yüz çevirdiğin şey Allah'a dönmek maksatlı yüz çevirme. Bunu anlamak lazım. Yani zahit davranıyorsa kişi, züht ehli ise... Yani amacı o zaten. Amacı o. Allah'a dönmek için o şeyden yüz çeviriyorsun. Tabii. Şimdi o şeyin hakikati de aslında hak. Bir cihetten İbn Arabi Hazretleri bunu da anlattı. Yani o yüz çevirdiğin şeyin hakikati de hak. Aslında hakkı ararken, o şeyden yüz çevirirken hakka dönüyorsun ama döndüğün de hak. Bir cihetten bunu ifade etti. Züht konusunda işledi İbn Arabi Hazretleri. Ama buradaki kastı, yani zahit davrandığın şeyden, zahit davranarak yüz çevirdiğin şeyden Allah'a dönmek kastı. Niyetin. Allah'a dönmek kastıyla züht yaptığını ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla o şeyden sakınarak, kendini sakındırarak dönmesi Allah'a yöneliş için, Allah'ı bilmek için, Allah'ı tanımak için bir dönüş oluyor. Yüz çevirme oluyor. Bu övülen bir yüz çevirmedir. Yoksa öbür hani züht için züht değil yani. Değil. Yani. Değil. Bu övülen bir yüz çevirme. Çünkü amaç Allah'a dönmek. Yani durumdan vazife çıkarma diye bir şey tavır değil. Yani Allah'a dönmek için. Sürekli. Allah'a dönmek için, evet. Bir şey de bir son vardı, onu sorayım. Halacı Mansur'un şiirini yazmıştı orada. Evet. Geçen ibare pek anlaşılmamış.
açabilir misiniz diyor. Annem babamı doğurdu konusunu pek anlayamamışlar. Bunu açabilir misiniz? Bu ifade bu kadar açılır. Ne dedi? Bak. Hangi türde ve surette olursa olsun, zahirde batında, ilahi veya kevni bir isim olmak üzere, doğumunun sebebi olan her şey senin babandır. Yani senin açığa çıkmana, zuhur etmene her ne sebep olduysa bir cihetten bu senin baban diye nitelenir. Hani bu şey babası olarak kastedilmiyor. Yani ana baba baba anadan doğma, babadan olmadaki baba kastedilmiyor. Senin zuhura gelmene sebep olan her ne ise bu senin babandır. Genel manada baba kastediliyor. Zahirde batında ilahi kevni bir isim olmak üzere herhangi bir türde ve surette doğumunun sebebi olduğun her şey, yani sen neye vesile olduysan bir şeyin açığa çıkışına, doğumunun sebebi olduğun her şey de senin oğlundur. Sen bir şeyin açığa çıkmasına sebep olduysan o açığa çıkan şey senin oğlun oluyor. Senin açığa çıkmana her ne sebep olduysa o da senin baban oluyor. Bununla birlikte bu zikirde senin oğlun bizzat baban da olabilir diyor. Bu zikirde senin oğlun, yani senden açığa çıkan şey, zuhur eden şey aslında bizzat senin baban da olabilir. Yani senin açığa çıkmana sebep olan şey de olabilir. Bu durumda sen onun doğum sebebi olursun. O da senin doğum sebebindir. Bu makam Hallac'ın şu beytiyle işaret ettiği makamdır. Annem babamı doğurdu. Bu benim sırlarımdan biri. Sadece şu kadar ifade edebilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurundan her şey yaratıldığı için Resulullah Efendimizin oğlu hükmünde o zaman her şey. Ondan açığa çıktı. Ama Resulullah Efendimiz zahirde zuhur edişinde babası, o zaman ne olmuş oluyor? Aslında Resulullah Efendimiz babasını doğurdu. Bir cihetten öyle olmuyor. Anlaşıldı mı şimdi? Burada da annem babamı doğurdu diyor. Yani babamı doğuran aslında annem diyor. Bütün ruhların babası gibi böyle bir şey var zaten. Tabii. Bütün o zaman oradan bakarsak, bu manada bakarsak, Resulullah Efendimiz'den her şey zuhur ettiği için, her ne kadar zahirde son peygamber olarak gelmiş olsa bile, bu alemlerin hepsi Resulullah Efendimiz'in nurundan halk olduğu için ondan açığa çıktı. Bu bakış açısıyla baktığında oğlu olmuş oluyor her şey. Resulullah Efendimiz'in oğlu olmuş oluyor her şey. Tabii. Ama Resulullah Efendimiz'in zahirdeki doğumu itibariyle meseleye baktığımızda da babası olmuş oluyor. Onun doğumuna vesile olan şeylerde. Evet. Öyle oluyor. Bu durumda bazen oğul baba olabilir dedi işte. Bak, baba oğul bazen baba olabiliyor işte. Evet. Başka? Son konu. Yok. Bu ikinci konudan bir tane daha varmış. Bu durumda, yani bu konuyla alakalı da başka bir konu herhalde. Bu durumda o bilgiler içerisinde, yani marifetler elde edersin. Yeni marifetler elde edersin. O bilgileri hiç kimse betimleyemez, kimse onlara vakıf olamaz. Bunun nedeni onların en mukaddes ve en ulvi mertebeden gelmiş olmalarıdır. Burada hareketle kendisiyle marifet elde edilen fakat vakıf olunamayıp betimlenemeyen bir bilgi tür olduğu, bir bilgi tür olduğu zikrediliyor. Buradaki bilgi nasıl anlaşılabilir? Bir önceki konuda dikkat ettiyseniz kalkandan, takvadan bahsetti. Takva ehli Allah'tan kazandığı bir bilgi vardır ki başka hiçbir şekilde elde edilemeyen bir bilgidir dedi. İşte bu tür o türe girer. Betimlenemeyen, başka türlü hiçbir şekilde elde edilemeyecek olan bilgi. Allah'tan alınan bilgidir. Evet. Yani mahluktan gelmiyor. Allah'tan. Onun için onu mahluktan olsa betimlersin. Tabii betimlersin, örneklendirme harik, yaparsın. Evet, o direkt Allah'tan aldığı için betimlenemez. Ve başka hiçbir kaynaktan da alamaz o bilgiyi. Sadece ancak Allah'tan alabilir. O kastedilmiş oluyor. Bazı veliler var öyle diyorlar mesela şeyden alan, ümmi. Evet. Yani direkt. Evet, aynen. Allah'tan gelen bilgiyle artık zuhur ediyor ondan. Açığa çıkıyor işte. Tabii. Şeyban-ı Rai Hazretleri mesela şeymiş yani. Çoban zaten. İmam-ı Şafii'nin şeyhi bile. Ya. Tabii. Şey. Hikmete bak sen. Tabii. Ya. Evet. Son konu. Konuda geçen İsmi Azam hakkında izah yapabilir misiniz? Şimdi bizim İsmi Azam deyince iki tür bir İsmi Azam anlayışını anlayalım. İki farklı cihetten. Bir, Allah-u Teala'nın 99 isminin içerisindeki bir ismi, Allah'a yakın olan bir kul, herhangi bir ismi
cani gönülden, yürekten himmetini toplayarak zikrederse o ismi azam olur. O isimle her ne talep ederse Allah'tan vuku bulur. Zuhura gelir. Bu ismi azam, bu manada ismi azam. Halkın genelinde işte Yasinler var vesaire, ismi azam duası olan kitaplar var. Halkın rağbet ettiği ismi azam, bu ismi azam oluyor. Ama şurayı incelikleri anlayamıyor insan. İsmi azamı bir isim zannediyorlar. İsmi azam bir isim değil. 99 isminden herhangi biri ismi azamdır. O ismi azamın, o ismi azam diye nitelenmesi için o ismin açığa çıktığı dil önemli. Ağız. Dil. Ağız lazım. O ağız lazım. Yani o ağızda olduktan sonra ister Rahman desin, ister Hak desin, ister Hu desin, hepsi ismi azam olur. Ne derse desin. İster kün desin, ister biiznillah desin, hepsi ismi azam olur bunlar. Dediği anında olur. Ona ne verildiyse belki de. Ne verildiyse. Evet, tabii. Tabii. Hangi kelimeyi zikredersin? Şey olabilir. Tabii. Herhangi bir isim özel olarak ona verilmiş olur. Onunla birlikte o ismi azam olur. Bu ismi azam böyle anladığımız bir ismi azam. Burada kastettiği ismi azam, Allah-u Teala'nın 99 isminden sonra 100. ismini gizlediği ismi kastediliyor burada. Bu gizli. İşte o zaman Allah'ın takdir ettiği zaman geldiğinde açığa çıkıp o ismiyle o isim hükmünü icra edecek. Dolayısıyla bütün o isimlerin, Allah-u Teala'nın diğer isimlerinin hükmünün ne dedi? Rahman isminden de. Öyleyse Er-Rahman ismi Hacibül Hüccab, yani perdedarların perdesidir dedi. İsmi azam önünde itiraz edecek kimse bulunamaz. Bu nedenle yerleşenleri adına cennet ve cehennemin durumu genel rahmete varır dedi. İşte bu 100. isim, Allah'ın 100. ismi. O zaman izhar edeceği, bildireceği, hükmünü icra edeceği isim ki o ismi azam kastediliyor burada. O isim geldiğinde cennet ve cehennem ehli herkesin, her diyar Allah'ın rahmetiyle kuşanmış olacak diyor. O, bu oradaki ismi azamdan kastı bu. O ismi azam, o ismi azam. Bunları iki ismi azama ayıralım böyle birbirlerinden. Tamam mı? Yüzüncü ismi olan ismi azam. Tabii. Yüzüncü ismi olan ismi azam. Gizli. Bize gizli. Ahirette Allah o ismini zuhura çıkartacak. Ehline gizli değildir değil mi? Orasını soracaktım. Ehline gizli değil. Üç harfli gibi geliyor bana ama ben... Artık Allah bilir. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bir yerde okudum veya gördüm ki herkesten diyor kendimi diyor gizledim Cenab-ı Hak. Hani sadece diyor aşıklardan gizleyemedim diyor. Ondan diyorum yani. Onu da gizlememiştir zaten. Gizleyemedim aşıklardan, gizlemedimdir belki de. Yani o anlamda yani. Hı hı. Aşıklar çünkü. Aşıklar çünkü tanıdı beni diyor. Evet. Yani hangi surete bürünse görüyor. Görüyor. Şu aşık o, perdeyi kaldırıyor çünkü. Perdeyi kaldırıp bakıyor aşık. Onu dedim yani. Üç harfli. Tabii. Bilmem artık. Evet, tabii, Allah bilir. Bu bir şey. Tabii. Aşık perdeyi kaldırıyor çünkü. Tabii. Onun için gizlenmiyor. Cehenneme Cenab-ı Hak diyor ki cehennem sormuş diyorlar yani bu tevatürde böyle. Ya Rabbi biz de ben demiş yani isyan etseydim yani beni neyle cezalandırırdın? Seni aşk ateşiyle cezalandırırdın. Evet. Yani hatta mümin bazı diyorlar ya çabuk geç ateşimi söndür cehennem. Evet mümine böyle sesleniyor. Tabii cehennem. Aşık. Nurun ateşimi söndürüyor. Çabuk geç. Bu yani, bu olabilir yani diye böyle bir tahşe yapıyorum yani. Allah bilir. Eyvallah. Evet başka? Bitti mi? Son bir soru daha var. Tamam. Kim doğru söylerse onun doğru söylediğini kabul etmeliyiz. Kim bize yalan söylerse yalanla açığa çıkartmayız ve yalanından dolayı ona öfkelenmek yerine sözünü kabul ettiğimizi ısrar ederiz. Çünkü onun sözü bir varlıktır ve biz onu kabul ettik. Sözün gösterdiği şey ise yokluktur ve yokluğu kabul edecek kimse bulamadık. Buradaki yalancının sözünü kabul edilmesini biraz daha açabilir misiniz? Burada yalancıyı yüzüne yalancı olduğunu söylemeyip bir mazeret beyan etmesi, yalan da olsa bir mazeret beyan etmesiyle mazeretini kabul ettiğini anlıyoruz. Yani gösterdiği mazeret kabul edilir. Sözü yalan olması itibariyle zaten yokluktur. Dolayısıyla yokluk kabul edici bir şey yok. Ya çünkü yalan, İbn Arabi Hazretleri böyle der. Yalan olmayan bir şey olduğu için yok hükmündedir yani. Çünkü olmamış, vuku bulmamış, yalan. Adı üstünde yalan.
işte aslında yalan söylemenin cezasının ağır olması da bundan geliyor. O olmayan bir şey yani. Çok hoş bir şey bu aslında. Tabii. Yani neden varlığı yalan, olmayan bir şey. Neden yalan söylememizi istemedi? Zina tabii. Yapabilir, şunu yapabilir. Neden yalan söylemez diyor. O varlığı olmayan bir şey çünkü. Varlığı olmayan bir şey olduğu için yani bu sıkıntı. Şeyi, tabii. Yok. Şunu yaptım diyor. Yok, evet, öyle bir şey yok ortada. Burada işte anladığımız şu ki, yani yalancı kişi yalanına dair bir mazeret ileri sürdüğünde mazeretini kabul ederek inanmış gözükülür. Fakat şeyi de diyor, yok hükmündedir. Yalan olan sözü yok hükmündedir. O artık Allah'a kalmıştır. Fakat burada Allah da böyle ne dedi? O konunun başında dedi ki, Allah hangi ahlak üzereyse bak gör anla, sen de o ahlak üzere davran dedi kullarına. Allah-u Teala yalan sözle bir mazeret uyduranın mazeretini makul görüyor. Yalan olduğunu bildiği halde. Ya işte o zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak bu işte. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Yine Hazreti Ömer'in sözüydü değil mi? Birkaç konu öncesinde işlemiştik. Bizi Allah ile kandıran olursa kanarız. Allah ile kandıran olursa kanarız diyor. Kanmış gözüküyor yani. Kanar. Çünkü Allah'la kandırıyor. Burada da yine bir hadisten zikretti. Kutsi hadisten Resulullah Efendimiz'in. Ne dedi? Yaşlı adam Allah'ın huzuruna getirilir. Birkaç konu önce işledik ya. Yaşlı adam Allah'ın huzuruna getirilir. Bunları yaptın mı? Sorulur. Ben de onları yaptım ettim der o kişi. O zaman alın bu kulumu cennetime götürün der. Melekler itiraz eder. Ya Rabbi bunların hiçbirini yapmadı bu kul. Olsun, ben o yaşlı kulumu yalancı çıkarmaya haya ederim der diyor Allah-u Teala. O kulu gönderir diyor. Burada tabii nice hikmetler var. Tabii. Çok derin tefekkür etmek lazım. Burada çok bir nezahat var yani. Nezahat kelimesi unutuldu mesela değil mi? Evet, evet. Nezahat diye bir kelime var. Evet. Cenab-ı Hak bize öğretiyor yani. Öğretiyor. Yapmasa nasıl öğreneceğiz? Tabii. Hani Allah yapmasa... Nasıl öğreneceğiz? Biz de nereden öğreneceğiz? İşte İbn Arabi Hazretleri diyor ki Kur'an'ı bu şekil okursak diyor Allah bize her şeyi öğretiyor. Nerede nasıl davranacağımız. Bir başka örnekte ne diyor? Hazreti İbrahim'in duasında nasıl dua edeceğimizi öğreniyoruz. Ne diyor? Hastalandığımda bana şifa veren sensin. Bak diyor buradaki inceliğe bak. Yani beni sen hastalandırdın demiyor. Hastalandığımda Hazreti İbrahim. O zaman diyor eksikliği, noksanlığı, zayıflığı, hastalığı kendimize izafe edeceğiz. Halbuki hakikatte hastalandıran da Allah. Ama edeben, ilahi huzurda edep gereği eksik, nakıs, noksan, kötü diye nitelenen şeyler Allah'a izafe edilmez. Kendi nefsimize izafe edilir. Eksikler, noksanlar, kusurlar kendi nefsimize, iyilikler, güzellikler Allah'a izafe edilir. Hocam orada hastalanmak kula artı değerler kazandırıyor ama şey millet hani birisi diyormuş ya hastalığına yanmam huyu değişiyor diyormuş. Yani orada bazı şeyler oluşuyor insanda hastalığında verdiği bazı değerler var. Var tabii insanda. Olmaz mı? Nasıl diyelim o zaman sen hastalandırdın bizi? He. Sana ver onlardan habersiziz o zaman. Tabii habersiz zaman. Aynen öyle. Haberliysen nasıl diyeceksin? Ya. Ne incelikler var işte. Ya. Allah bu incelikleri görmeyi, Allah anlamayı, yani, idrak etmeyi, hakkıyla yaşasın. Gereğini yaşamayı nasip etsin cümlemize. Bu haftada sohbetimizi burada noktalamış olduk. Cümleten hayırlı geceler olsun. Allah'a emanet olun.